Herkese İstanbul'dan merhabalar. Merhabalar. Neredeyiz? 2023 Motobike Fuarı'ndayız arkadaşlar. Şimdi hep birlikte gireceğiz, gezeceğiz, motorlara bakacağız. Nedir, ne değildir? Yeni gelen motorlar var mı? İçerisi nasıl gidiyor? Şimdi birazdan giriş yapacağız. Heyecanlı mısın? Ne diyorsun? Heyecanlıyım, merak ediyorum. Uzun bir trafikten sonra inmiş olmanın mutluluğuyla içerisini gezeceğiz bakalım. Vakit geçirmeden hemen birlikte içeri girip gezelim. Son gün kalabalık olabilir. Şansımıza bakalım nasıl olacak. Burada Birkan Polat'ın gösteri yaptığı yer var. Motoru da görüyorsunuz. Okudu, geçebiliriz. Okudu, geçebiliriz. Evet. QR kodla geçtik. Girer girmez MV Ağustos standı karşıladı. Bakalım. Bayağı kalabalık bir stand. Tasarım harikası motorlar. Brutale. Hepsini çok hızlıca göstereceğim. Burada siyah, simli bir Turismo. Çok hoş duruyor. Nasıl? Çok iyi. Harika, çiçek. Meyve Augusta standındayız. Evet. Bu görmüş olduğumuz model 2022 modelimizin Rosso versiyonu. En baz versiyonumuz olarak biliniyor. Artık R versiyonu olarak geliyorlar ülkemize. R'larda şöyle bir şey var. Normalde onlar da Rosso olarak nitelendirilebilir ama İtalyanca'da Rosso kırmızı anlamına geliyor. Şimdi siyah renk seçeneği de sunulduğu için artık o Rosso kelimesini ara çevirdiler. Bu modelimizde ters krank kaset şanzıman ve 800 cc'lik 110 beygir üreten bir motor bloğu var. Ama öne çıkaran noktalardan en büyüklerinden biri ise bulundurduğu ağırlık kütlesi. Şu anda bu motor 185 kilo ağırlığa sahip. Ve çok hafif. Evet. Çok hafif. Gerçekten türün en hafif motorlarından biri, belki hatta en hafif. Evet. Şimdi baktığımız zaman diğer motorların aksine 190 inçlik bir arka lastikle geliyor. Evet. Ve bu lastikle sunduğu viraj performansı gerçekten çok güzel. Donanımlar nedir? Biraz bilgilendirmiş. Bundan sonra elektronik amortisörümüzü istediğimiz zaman Lusso modelimize geçmemiz gerekiyor. Başta gördüğümüz. Evet. SCS ve elektronik amortisör olarak onunla mevcut. Geri kalan teknik özelliklerde hani belli başlı aksesuarlar haricinde aynı motorlar. Anladım. Onunla çanta, orta sehpa, onun dışında hani elektronik amortisör, açık debriyaj tası ve SCS sistemiyle beraber geliyor. Anladım. Bunların iki tanesi haricinde hepsini bu motorda takabiliyoruz. Bir de elcik ısıtma da var. Çok iyi. Lusso'larda. Sadece elektronik amortisör ve SCS sistemini Rosso'larımıza takamıyoruz. Bu motorun diğer motorlardan ayıran sence en büyük özelliği nedir? Nedir ya? Bunu niye alsınlar? Hafif, yani çok hafif bir motosiklet. Trafikte çok rahat bir kullanım sunuyor. Evet. Ve kısa. İki teker arası mesafesi çok kısa. Viraj performansı inanılmaz. İnanılmaz. Yani yatır yatır bitmeyen bir motosikletten bahsediyoruz şu anda. Güç olarak 110 beygir vesaire, hani ben 95 beygiri de çok kullandım. Ama hani beklemediğim bir surat ifadesi sundu bana. Bir de bu ağırlıkta 110 beygirler iddialı. En büyük gücünü 6000 devir üzerinde veriyor. Oo. 6000 devire gelene kadar diyorsunuz ki aa ne kadar güzel, sakin sakin gidiyor. Hı-hı. 6000 devirin üzerinde ise diyorsunuz ki bunun naked'ı nasıl acaba? Ama anlamadığımız noktada şu, zaten naked de böyle. O zaman şehir içinde de smooth bir sürüş sergiliyor. Smooth bir sürüş sergiliyor. İsterseniz de diyorsanız ki ben sportif bir şey istiyorum, bir canavara dönüşü istiyorum derseniz de spor mod ve custom mapping ayarlarından doğru inanılmaz bir performans modunu çekebiliyorsunuz. Rosso'larda normalde en beğendiğimiz özelliklerden birisi de kırmızı bayağı meşhurdur. Evet. İnsanlar Lusso'yu vesaire daha pahalı olmasına rağmen bu boya için hani Rosso'yu tercih edenler de oluyordu. Evet. Çünkü bu Ferrari'nin boyası. Evet. Birebir aynı boya mı oluyor? Evet. Ferrari fabrikasında. Anladım. Orada boyanan motorlar. Zaten bu motorların her biri de el işçiliği yapılan motorlar. Evet. Zaten motosiklet fabrikası olarak geçmez MV Agusta. MV Art olarak geçer. MV Art da motosiklet sanatı olarak. Onun da ayrı bir avantajı var. Evet, her yerden bir sesler geliyor. Çok teşekkür ederiz Alper Bey.
o tur izle gerçekten. Böyle bir tasarım yok ya. Güzel ama. Şu yakışıklılığa bakar mısın? Karbon detayları. Çok güzel. Süper bir. Sürücü korumuşlar. Bayağı güzel olmuş. Akıllıca. Hepsinin üzerine satıldığına dair yazılar var. 340 falan yapıyor bu motorlar. Naked sınıfındaki en güçlü motor. 800'de yeni kasası görüyorsunuz. Tasarım bu şekilde. Herkese merhabalar. Fuar alanımıza hoş geldiniz. Motosikletimiz Suzuki'nin 2023 için tasarlamış olduğu DE800. Yeni sıralı çift silindir motosiklet. 84 beygir gücünde 230 kilogram ağırlığı var. Enduro olarak diye tasarlamış olduğu bir motosiklet. Süspansiyonu gayet iyidir. Ayarlanabilir. Quick shifter var. Sadece yukarıya quick shifter var. TFT ekranımız var. Bağlantı kurabileceğin ekranla. Komple sıfırdan tasarlamış olduğu inanılmaz bir enduro makina. Ön 21 janta sahip. Evet. Arka 17. Ön ve arka şamyellidir. Yeni ABS sistemiyle birlikte yeni kurguladığı süper bir makina. 20 litre benzin depoya sahip. Sele inanılmaz konfor bir seleye sahip. Önünde de yeni geliştirmiş olduğu mercekli farı mevcut. İnanılmaz görüntüye sahip de aynaları var bu arada. Görüntüsü çok iyi. LED farlar, LED sinyaller, LED stoplar. Kesinlikle mükemmel bir makina. Nardo grisi var, sarısı var. Artık canınız hangisini çekerse. Evet, burada sevgili Barkın Bayoğlu'nun o güzel anlatımıyla anlattığı Hayabusa. Rahmetle anıyorum onu da buradan. Ve her şey kötü gittiğinde dahi, çok dertlendiğinizde dahi unutmayın, gidecek hep daha fazla yol var. Her yeri gördüm dediği zaman bile insan öyle tuhaf şeylerle karşılıyor ki bu dünya insanı, bu gezegen. Böyle çok şaşırdığım şeyler oldu. Kendinize iyi bakın. Daima gaz kesmeden yolunuza devam edin. Görüşmek üzere. Apache şefi motoru Hayabusa her motorcunun hayalidir bir gün sürmek, kullanmak, garajında görmek. Çok farklı makineler. Yeni kasa bunlar. Bu pahalıymış bu. Çünkü çok güzel. GSX-S GT. İşte bu çok güzel. Yani asfalt yolda gerçekten yol dayanmaz bu makine. Tasarım harika. Suzuki standı bu şekilde. KTM standındayız. Bayağı yoğun. Bakalım. Burada güzel bir süper bir 290 Adventure. Zaten o bildiğiniz KTM'nin kafa granajı. En yüz olduğum yer oydu. Nasıl bu? Hissiyat çok güzel. Şöyle söyleyeyim. Karşı taraftan baktığınız zaman devasa büyük bir makine ama üstüne bindiğinizde böyle şey yani çok hafif bir motormuş gibi hissettiriyor sizi. Malzeme kalitesi güzel. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bayağı heybetli duruyor ha. 390 Adventure şekilde
890 Adventure R. Bu da KTM'nin çok sevilen motorlarından bir tanesi. Duke serisi. 890 Duke. Bunlar çok farklı makineler. Hafif. Gerçekten çok hızlı, süratli makineler. 390. KTM RC 125. Bu da Adventure 890. Indian standı. Lütfen oturmayınız demişler. Satıldığı için mi bilmiyorum ama tasarım konusunda yine çok iddialı bir marka. Çok güzel. Şunlara bakar mısınız? Çok güzel. Boya kalitesi. Vallahi bizim buna ihtiyacımız varmış. Bence gayet oldu. Maxim TL508. Joyride 16-300cc. Gösteriyorum şöyle. Çok hızlı. Arkadaşlar SM scooter konusunda iyi olduğunu biliyorum. Malzeme kalitesi güzel. Çok hızlı göstereyim. Evet. Versys 650. 219 kilo 21 litre depo 49 kahva. Çok güzel yeşil. Yanıyor. Bakalım başka neler var. Ninja 400. Ortada bir analog. Hemen yanında bir dijital gösterge. Evet. ZX Sonar. 5 it. Çok iyi gözler. Bakar mısınız ya? Çok gergin. Aşırı gergin bir makine. Yanından gezerken bile korkuyorsun yani. Kawasaki'de en çok dikkat çeken motosiklet galiba bu. Kawasaki Ninja H2 SX-S 1 milyon TL şu an satış fiyatı. 267 kilogram. Maksimum tork 137, maksimum güç 147 beygir. Yani yanıyor. Bu farklı bir şey bu. Bu gerçekten farklı. Çok yoğun. Bakar mısınız? Yine giriş segmenti bir motor Falcon FR. Bayağı yakışıklı duruyor. Tabii malzeme kalitesi idare eder. Fiyat performans, egzoz tasarımı çok güzel. Java RVM 500 Adventure 239 bin TL şu an. Çok hoş. Nissin kaliper, KYB amasör, bayağı güzel. Enduro sınıfına geçmek isteyen arkadaşlar için tercih edilebilir. Güzel motor, hoş. Malzeme kalitesi de fena değil. Bayağı iyi yani. Malzeme kalitesi genel olarak çoğu aksanı aynen. Kaldı. Evet, belli. Nissin fren sistemine sahip. Dönerka ABS.
ön amortisör KYB ayarında bir amortisör, arka amortisör aynı şekilde KYB Japon malı ayarında bir amortisör. Motosiklet motor bile olarak CB500'ü andırıyor. Kalite olarak da yakın. Jabasten kendisi kaliteli bir marka olduğu için kendi için ürettiği motoru da en kaliteli şekilde yapmaya çalışmışlar. Yani Enduro sınıfında başlamak isteyen arkadaşlar bence tercih edebilir. A2 kullanıyor mu bunu? A2 kullanıyor, 500'si olduğu için. Evet, A2 de kullanıyor. Tercih edilebilir arkadaşlar. Bence güzel. Kırmızı da bu şekilde. Şu an ellerinde kırmızısı kalmış. Siyah satılmış. 2 metre, 2 metre. 2 metre bile tam ideal. Evet. Küçük durmadı yani. Yani. Bence güzel durdu. Olabilir. SRT 800X. Yeni geldi arkadaşlar bu. Hani çok hakim değilim. Ama tasarım bu şekilde. Çok büyük bir ekranı var. TRT 800X'ten bahsedeceğiz. En çok merak edilen bu galiba. 75 beygir, 800 cc. Çinli bir marka. Çin'in üst düzeyinden Volvo ile ortaklığı olan bir firma. Onun dışında yani fiyat performans motoru diyebilirim. Üzerinde zaten her şey geliyor. Elcik, cam. Evet. Dolu dolu bir makina. Adventure grubunda şu an bu fiyata yok diye. Çantalarıyla mı geliyor? Çanta ekstradır üzerinde. Ama şey elcik koruması, elcik orta sehpa. Cam var, orta sehpa yok. Onlar ekstradır. Anladım. Burada büyük bir ekran görüyorum. Ekranı da göstertebilirim isterseniz size. Vallahi güzel olur açılışına. Evet, ekranın açılışına bakacağız. Boya kalitesi güzel duruyor. Güzel. Bakalım. Brembo kaliperler görüyorum. Şu an lansman motorun bir taneydi bu. Hı-hı. Normalde alındığı zaman kaliperler kendi orijinal kaliperiyle geliyor. Anladım. Brembo gelmeyecek. Brembo Haziran ayındaki sevkiyattan üzdü. Sonra Brembo'ya gelecek. Aynen. Gelecek. Tamam. Şimdi sonrasında geldi. Sevkiyatım var. Onda yine QG kaliperler gelecek. Ondan sonrakiler artık Brembo kaliper, Kayaba amortisör bunlarla gelecek yani. Full fiyat gelecek. Fiyat nedir? Fiyat şu an 289 bin lira lansman fiyatım var. Evet. Güzel. İki renkten mevcut. Bunun bir de siyah rengi var ekranda. Bluetooth bağlantısı vesaire var motorda. Oo, çok güzel. Onları da hemen göstereyim. Navigasyon özelliği var. Navigasyon yok. Sadece Bluetooth'ta aramaları cevaplayabiliyorsunuz. Müzik. Müzik de onu da yapamıyorsunuz. Sadece aramaları yanıtlayabiliyorsunuz. Takozlar ışıklı. Aynen. Güzel. İlk başta siyah ekranımız var. Gece gündüz mod şeklinde. Otomatiğe de alabiliyorsunuz onu. Onun altında saatimiz var. Ekran parlaklık ayarı var. Kilometre hız şeyini değişebiliyorsunuz buradan. Burada information zaten kendi şeyini söylüyor. Bluetooth'a bağlayabiliyorsunuz. Bir de TPM'de lastik basınç sensörünü yolda giderken ölçebiliyorsunuz. Anlık ölçüm yapıyor. Ama sadece hepsini ana ekranda görebiliyor muyuz hepsini? Hepsini ana ekranda görebiliyoruz. Ha, bu harika işte. Yani şuradaki sadece şu tuşlarla birlikte görebiliyorsunuz evet. Bunları. Ha, bu harika. Her şeyi sunuyor size. QJ'nin göstermeyi unuttum. SRK 400 RR. Tasarım bayağı güzel. Racing seven arkadaşlar için çekeyim. Yine aynı şekilde USB çıkışı renkli ekranı da var. USB çıkışı ne kadar kullanmak isterler bilmiyorum ama koyulmuş. 500 DSX 211.900 TL. Yine 46.9 HP diyor. A2 ehliyeti arkadaşlar kullanabilir. Bakalım. Deposu biraz TRK 500'ü 2'ye andırıyor. Medzeller lastikle geliyor. Güzel. Nissin kaliper yine aynı şekilde. Tasarımı da güzel. Şu mat kırmızı var ya, evet. O çok daha güzel. Onun boyası da daha güzel gözüküyor. Mat kırmızı. 525 DSX 247 bin. Çok gergin bakıyor. Nissin kaliperler yine aynı şekilde. Güzel bir TFT ekran. Yani ben seviyorum ya büyük ekranları. CF Moto'dayız. Herkesin merak ettiği o standdayız. Fiyat performansın üst seviyeye çıktığı, kalitenin de kendi kendine arttırdığı bir marka. 800 MT.
Dolu dolu bir makine. Görüyorsunuz. Boyunuz kaç? 1.80. Evet. 1.80'li bir kullanıcının oturuş pozisyonu bu şekilde. Güzel duruyor. Güzel bir ekran var. Yani tasarım bu şekilde. Genç arkadaşlarının arama filtrelerinde olan o motor 450 SR. Karbon detaylar çok güzel. Gayet güzel hissettiriyor. Şöyle önden de çekeyim. Bakar mısınız? Kuyruk görüntüsü de bu şekilde. Yani artık sokaklarda sık sık göreceğimizi düşündüğümüz model bu. Yani bayağı iyi, hoş. Gördüğünüz scooter önünde ve arkasında kamera var. Sarsıntı algıladığı zaman kamera açıyormuş, çekime başlıyormuş. Güvenlik için. Mustang'da gördüğünüz bütün motorlar elektrikliymiş. Merhabalar. Çok kısaca bahseder misiniz? Tabii, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Xperia modelimiz İtalya üretimi, %100 elektrikli. Şehir içinde 420 kilometreye kadar menzili var. Şehir dışında 210, ortalama olarak da 250 diyebiliriz. Onun haricinde hızlı şarj özelliği var. Şarj istasyonlarında yarım saat, 45 dakika gibi bir sürede dolabiliyor. Ev tipi şarjda da 6-7 saati buluyor. Vay vay vay. Hızlan bakayım biraz git. Evet, bayağı yakıştı, alalım. Bunu bana alırsın. Alalım. Giderken bunu götürürüz. Harley Davidson. Buradakiler bir başka ya. Buraya gelince asıl motor bunlar diyorsun. Her ne kadar çok farklı motorlara binsek de içimizde bir cruiser isteği yatıyor. Bakalım. Güvenliğiniz için oturmak istediğiniz zaman satış danışmanından yardım alınız diyor. Güvenliğiniz için. Çok iyi. Sanırım ağır sadece diye bilmiyorum. Şunun rengi çok iyi değil mi? Renk ateş ediyor. Şu tasarım çok iyi. Nasıl siliyor gördün mü? Aşkım ben buna binemem. Bizim motorumuz hep kirli. Niyeti bozmadan gitsek mi? Evet, günün sonuna geldik. Evet, dolu dolu ve yorucu ve güzel bir gün oldu. Koşturmalı, güzel bir geziydi, güzel bir fuardı 2023. Böyle motora, motor ekipmanlarına, motorculara doyduk yani. Evet. Bugün. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar, sizleri seviyoruz. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Oh!